Merhaba Şarpa Blog takipçileri. Şarpa Blog tasarım sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz PAO'nun kurucusu ve tasarımcısı Halit Soysal. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. PAO bir giyilebilir teknoloji ürünü. Evet. Tam olarak neye yarıyor, ne amaçla tasarlandı? Biraz PAO'dan bahseder misiniz? PAO'nun başlangıcı çok basitti aslında. Ben kendi duruşumdan hoşnut değildim. Sürekli kambur duruyordum. Uzun uzun hikayesini TED konuşmasında da anlattım. Evet, öyle bir kambur durduğum yıllar arkasından gelen hoşnut olmadığım bir şey vardı. Bunu düzelten bir şey var mı diye baktım. İnternette bir search yaptığım zaman bununla ilgili çalışan aletlere baktım da felaket olduklarını gördüm. Özellikle de bir tasarımcının gözünden. Şöyle dev gibi cihazlar, çeşitli straplerle üzerine takılıyor, bilmem ne yapılıyor. Acayip sıkıntılı, çirkin görünüyor. Çünkü duruşunu düzeltmek isteyen bir insan günlük hayatta zaten nasıl göründüğünü bir miktar umursuyor olması lazım ki bununla ilgileniyor olsun. Öyle bir şey üzerine takmaz. Ben de böyle bir şey üzerine taşımam dedim. Sanırım ki bu çok zor bir problem olmasa gerek ki ilk büyük aptallığımızdı, çok zor bir problemmiş. Ama çok zor bir problem olmasa gerek biz bunu düzeltiriz dedik. Ve bir şeyler üzerine çalışmaya başladık. İlk başta dediğim gibi sadece işin fiziksel yanıyla ilgileniyorduk. Yani şöyle durduğum zaman titresin, beni uyarsın. PAO'da budur üzerinde gördüğümüz. Titresin, beni uyarsın. Ben de dik durabileyim. Sonra biz anladık ki duruş meselesi hayatımızın çok temelinde duran, hayatımızdaki neredeyse her şeyi etkileyen, ne kadar risk aldığımızı, kendimizden ne kadar hoşnut olduğumuzu, kendimize güvenimizi, insanlarla kurduğumuz ilişkiyi, insanların bize güvenini, her şeyi belirleyen çok önemli bir mesele ve oraya doğru evrildi. Pekala. Peki sen etkileşim tasarımı kökenli bir profesyonelsin. Evet. Buradan girişimciliğe doğru dönüşen süreç nasıl gerçekleşti? Bu girişimcilik ruhu nasıl aşılandı? Şöyle, buna iki yönden cevap vermem lazım. Birinci yönü tam etkileşim tasarımı meselesi. Aslında sinemayla da alakalı. Ben sinema yaptım 10 sene. Kısa film çektim vesaire yaptım. Ve şöyle bir şey var. Profesyonel hayatın insanı çok tatmin etmeyen şöyle bir yanı var. Sürekli bir şeylerle uğraşıyorsun, sürekli bir şeylere emek veriyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun falan filan. Ama iş senin gurur duyabileceğin bir iş genellikle değil. Bazen çok heyecan verici başlasa bile bir yerden sonra logoyu büyütüyoruz, bilmem ne yapıyoruz ve oluyor. Halbuki biz kısa film çektiğimiz zamanlar gurur duyacağımız işler yapıyorduk. Muhteşem işler mi yapıyorduk? Hayır. Ama bizim gurur duyacağımız işler yapıyorduk. Bu da şunu getiriyor. Bir arkadaşımla 6 aydır görüşmüyorum. 1 senedir görüşmüyorum. Ne haber, ne yaptın dediğinde bak işte bunu yaptım diye gösterecek bir şey var. Bu çok önemli. Ben bu arada hayatımı buna vakfettim. Bununla ilgilendim. Ve kısa film yapmayı bırakıp da profesyonel hayatta bir dolu iş yapmaya başlayınca bunu kaybetmeye başladığımı fark ettim. Ve dedim ki hayır, benim buna ihtiyacım var. Ve benim etrafımda bir dolu tasarımcı var. Çok iyi tasarımcılar var. Acayip ilginç şeylerden bahsediyoruz. Müthiş memnuniyetsizliklerimizden bahsediyoruz sürekli. O niye öyle yapılmış, bu niye şöyle, şunun şurası olmamış. Ama bizim bunların yerine şöyle olmalı diyeceğimiz hiçbir şey yok. Biz bu yüzden Perception Benders'ı kurduk. Perception Benders bir çatı ekipti aslında. Ve içinde bir dolu fikri büyütecek, geliştirecek, bir inkübasyon haline getirecek bir şeydi. Bunun içinde benim eski öğrencilerim var, eski okul arkadaşlarım var, profesyonel hayattan arkadaşlarım var ve beraber bir yapı oldu. Ama Perception Benders'in şöyle bir şanssızlığı oldu kısa bir süre sonra. Biz birkaç tane iş yaptıktan sonra, ki bunların içinde film de var. Çünkü maksat gurur duyacağımız ürünler yaratmak. Bu her zaman bir tasarım nesnesi olmak zorunda değil. Sinema filmi de olabilir. Aklımıza PAO geldi. Ve PAO'ya ilgi duyup PAO üzerinde bir şey yapmaya çalışırken PAO çok büyük bir hızla büyüdü. Ve o bubble'ın içerisinde başka bir projenin nefes almasına izin vermeyecek kadar bütün oksijeni emdi. O yüzden biz bir süre sonra PAO'yu Perception Benders'ın içinden spin-off ettik. Ve Benders kendi yapısıyla durmaya devam ediyor. Eskisi kadar aktif değil maalesef ama yakın zamanda çok aktifleşecek. Birkaç tane proje geliyor Benders'ın içinden. Ama PAO kendisi bir spin-off olarak ciddi bildiğimiz for profit bir startup'a dönüştü. Ve bir startup hayatına doğru geçmeye başladı. Pekala. Bir şey daha ekleyeceğim. Lütfen. Pardon. İkinci yanı da şu. İkinci yanında bir tasarımcı olarak benim en çok zorlandığım kısım merkezde product'ın değil business'in olduğunu görmek ve bunu kabul etmek zorunda kalmak bir yerden sonra. Yani evet, bu iş bir product aşkıyla başlıyor
Ama bunun etrafına bir business örülmek zorunda. Bu örülmediği zaman product'ın tek başına nefes alma şansı, hayatta kalma şansı olmadığını gördük. Ve bir yerden sonra gerçekten de vaktimizin çoğunu Excel başında geçirdiğimizi fark ettik. Ve bütün finansal projeksiyonlarımızı yapmak zorundayız, business yıllarımızı yapmak zorundayız, go to market stratejiyi çıkartmak zorundayız. Ve bunlar product'tan daha önemli şeyler değil. Ama sadece product, sadece product diye bakıp da geride bırakabileceğimiz şeyler de değil. Pekala, şimdi bir wearable, bir giyilebilir teknoloji ürünü, giyilebilir cihaz tasarlamak, atıyorum işte bir web sitesi tasarlamaktan ya da bir mobil uygulama tasarlamaktan oldukça farklı. Evet. Tasarım sürecinde nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz, nasıl metodolojiler izliyorsunuz? Tasarım sürecinden de biraz bahsedebilir misin? Bizim tasarım sürecimizde kendi ürettiğimiz bir metodoloji oluştu. Buna Gaydır Gubbak diyebiliriz. Çünkü ne yaptığımıza dair hiçbir fikrimiz yoktu başlangıçta. Biz bu işe başladığımızda ekipte sadece etkileşim tasarımcıları ve endüstriyel tasarımcılar vardı. Bir mühendis olursa iyi olacağını düşünüyorduk ama ona daha var, orası kolay gibi yaklaşıyorduk meseleye. Ve bu zamanla bize çok büyük vakit kaybettirdi. Bu işin biraz şaka yönü. Biraz da işin ciddi yönüne gelecek olursak şöyle göstereyim. Pao'nun şu anki hali bu. Ve biz tasarımcı olmamızın getirdiği büyük bir avantajla ilk başta kabuğu tasarladık. Normalde ilk başta devre tasarlanır. Ve bu devre belli bir yeterliliğe geldiği zaman birilerine gidilir. Ya şuna güzel bir işi yapsanıza falan denir. Biz bunun tersini yaptık. Ve bu yüzden de mühendislerle çalışmak konusunda başta çok büyük zorluk çektik. Çünkü onların çok reddedeceği bir şeydi bu. Üstüne üstlük yıllardır tasarımcılar olarak bizim gördüğümüz muameleyi biz onlara yapar hale geldik. Yani biz onlara dedik ki böyle bir kabuk var, bunun içine sığdıracaksın. Ya buna nasıl sığacak? Ha bu arada o kadar da gerizekalı değiliz. Yani bir tasarımcı olmanın getirdiği büyük bir avantaj var. O da tasarımcılık problem çözmekse, biz bu işin elektronik tarafına da nasıl gireriz de baştan baktık. Hatta ben iyi bir mühendis bulamadığım için ilk 3 jenerasyonu ben kendim yaptım. Çalışır halini ben yaptım. Algoritmasını da ben tasarladım ki bu da bir tasarım meselesi zaten. Ve çalışır hale getirirken içinde ne gibi komponentler var? Bu komponentlerin kapladığı hacim nasıldır vesaireyi de tartışmak zorunda kaldık zaten. Bir giyilebilir elektronik cihaz, bir printer, bir server gibi böyle arka odada masanın altında toz toplayan bir şey değil. Üzerimize taktığımız bir şey. Senin küpelerinden, benim küpemden, taktığımız kravat iğnesinden, gözlükten çok büyük bir fark yok. Bu bir aksesuar. Ve bunun bir kimliği olması gerekiyor. O kimlik üzerinden insanlar bununla ilişki kuracak. Bunun canlı olduğu düşünülmese bile canlı bir nesneye duyduğumuz hisleri belli anlamda üreten bir nesne olması lazım. Bu fikri bana ilk şeyi getirmişti. Çok yıllar önce, 2004'te, 2005'teydi zannedersem. Apple'ın iBook'larından almıştım beyaz. Ve ilk defa o iBook'ta şunu gördüm. Uyuduğu zaman cihaz, üzerindeki ışık yanıp sönüyordu. Yanıp sönüyordu. Ve sanki nefes alıyor, sanki uyuyor, sanki göğsü inip kalkıyormuş gibi geliyordu bana. Ve bu benim o nesneyle kurduğum ilişkiyi değiştiriyor. Kıp kıp etmesine nazaran. Ama bu ilişkiyi herkese anlatmak zor. Bizim avantajımız tasarımcıların başlattığı bir inisiyatif olmamızdı. O yüzden biz işin bu kısmını çok önemsedik. Ve çok organik tasarım dediğimiz yönteme uygun bir şekilde insanlar bunu nasıl kullanacak? Yani bunun üzerinde dev bir tane düğme var. Tek bir düğme var. Şurada ikinci bir düğmemiz daha var ama asıl dev bir tane düğme var. Bunun böyle tasarlanmasının çok fazla sebebi var. Çok uzun tartışmalardan sonra çıktı. Çünkü şuradaki bir cihazı görmeden kullanabiliyor olmam lazım. Üzerine iki tane düğme olamaz birbiriyle aynı şekilde. Ya da birbirine yakın, aynı büyüklükte. Şunun olması lazım. Rahatlıkla benim şuna basabiliyor olmam lazım. Diyeceksiniz ki bu yandaki minicik düğmeyi nasıl buradan kullanacak? Buradayken kullanmıyor zaten. Bu açma, kapama, bağlandı mı, troubleshooting vesaire gibi meseleler için cihaz elimizdeyken olacak bir şey. Bir başka mesele, formu, bizim ismimiz Pao, Katalanca tavus kuşu demek. Tavus kuşu dememizin sebebi tavus kuşunun doğadaki yaptığı şeyi replike ediyor olmamız. Bu da şu anlama geliyor. Doğada tehlikelerden korunmanın iki tane temel yöntemi var. Bir tanesi kendini olabildiğince küçük yapmak ki seni görmesinler,
yakalayamasınlar, ateş edemesinler ya da kendini olabildiğince büyük yapmak. Ve insanların kendilerini şöyle yapıyor olmaları aslında çok psikolojik bir mesele. Yani gene bu kamburlaşma dediğimiz yanın işin o yanıyla ilgili. Biz insanlara diyoruz ki be proud. Kendinize gurur duyun. O yüzden ismi Pao, o yüzden formu da tavus kuşunun kuyruğundaki desenden, paternden geliyor. Ama başka bir yanı bunun fidgeting hissini çok rahatlıkla veriyor olması. Yani insanların buna dokunmak istiyor olmaları. Dokunarak onunla ilişki kurmak istiyor olmaları. Değerli bir taş gibi görünüyor olması gibi. Çok fazla konuştum. Estağfurullah. Zamanının bir bölümünü Türkiye'de, bir bölümünü de Hollanda'da geçiriyorsun. Ve Pao'nun bunda büyük bir rolü var. Neden Türkiye ve neden Hollanda? Neden Türkiye'nin basit cevabı var. Bir de anlatmak isteyeceğim cevabı var. Basit cevabı burada yaşıyordum zaten. Neden Hollanda'nın kısmı da şu. Giyilebilir elektronikte az önce söylediğim dertlere sahip olarak bir şey yapmaya çalışmak bir hayli zor. Çünkü giyilebilir elektronik henüz çok emekleme döneminde olan bir endüstri. Hatta açıkçası hani bunu burada da söyleyebilirim. Geçenlerde Chief Innovator Summit'te bununla ilgili sunum yaptım. İçe doğru patlama riski olan bir endüstrideyiz açıkçası biz. Bayağı ne riskleri demek? Olan. Şöyle Gartner'ın hype cycle'ı vardır. Herhangi bir şey toplum vicdanında, kamu vicdanında önce aşağıda başlar, yukarıya çıkar. Sonra insanlar der ki bununla her şeyi çözeceğiz galiba. Her şeyimize deva olacak. Sonra olmadığını görür. En aşağıya iner. Ondan sonra anlamlı bir yere geri çıkar. Biz şimdi şu inişe yakın bir yerlerdeyiz. Hatta ya şu aşağıdayız ya da yukarıya çıkıyoruz. Bu şundan kaynaklanıyor. Biz giyilebilir elektronik cihazları aldık başta. Bundan 2013'lerde, 2014'lerde herkes bunlardan bahsediyordu. Bileklikleri sıra sıra taktık. Anneannemizin bilezikleri gibi. Ve hepsi dedi ki ben senin hayatını değiştireceğim. Pardon. Hepsi dedi ki ben senin hayatını değiştireceğim. Ama aslında yaptıkları şey adım saymak sadece. Üstüne üstlük gene tamamen bayılacağınız bir mesele. Yani yaptığımız işle ilgili bir mesele. Kullanıcıya hiçbir şekilde anlamlandırılmamış raw datayı bastılar. Yani bana dedi ki bugün 5682 adım attın. Halbuki dün 4817 adım atmıştın. What the fuck yani ben bununla ne yapacağım? İyi bir şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Bana adım sayısını söylüyor sadece. Sitemize bu ay 2 milyon 800 kişi çek. İyi de hedef neydi? Amaç neydi? Bu 2 milyon 800 kişi hangi insanlar? Bunlardan hiç bahsetmiyor. Yaptığı şey sadece şu kadar adım attı. Ve benim ne yapmak istediğime dair de hiçbir fikri yok. Yani ben saat öğleden sonra 1'de gidiyorum Apple Store'dan bir tane bir şey alıyorum. Çat buraya takıyorum. Akşam bana diyor ki 10 bin adım atmadın ya bir dur. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Nasıl bir günüm var hiçbir şey bilmiyorsun. Biz Pao'da şunu yapıyoruz. İlk bir hafta kullanıcıdan da çok büyük bir izin istiyoruz aslında. Bu kolay bir şey değil. Ama ilk bir hafta hiçbir şey söylemeyeceğim ben sana. Sadece dinleyeceğim. Senin bazını öğreneyim ben. Senin normal hayatın nasıl bir hayat? Benim bunu biliyor olmam lazım öncelikle. Sonra da şunu biliyor olmam lazım. Bunda neyi değiştirmek istiyorsun? Bu çok kilit. Değiştirmek istediğin bir şey var ve benim onu tahmin etmem mümkün değil. Kilomu vermek istiyorsun? Triatlona mı hazırlanmak istiyorsun? Sadece duruşunu mu değiştirmek istiyorsun? Kendini kötü mü hissediyorsun? Ne yapıyorsun? Ve buna cevap vermemiz gerekiyor bizim. Şimdi ama baktığımız zaman bir lifestyle ürünler kategorisi var. Ve burada dediğim gibi genellikle bazı olan ve bir yere çok varmayan ürünlerle karşılaştık. Bir de fitness healthcare var. Bu tarafta ciddi işler yapıldı. Ama fitness healthcare sadece bir niş aslında giyilebilir elektronik için. Fitness telefonu diye bir şey yok. Healthcare telefonu diye de bir şey yok. O zaman biz bu nişte kalmak istemiyoruz. Ama Türkiye'de de karşılaştığımız çok yatırımcı, çok yapı. Hollanda'da da aynısı oldu. Bize healthcare'a girin. Healthcare product olun deyip duruyordu. Ve biz bunu istemiyorduk. Biz dedik ki hayır biz başka bir şeyin peşindeyiz. Sonra çok önemli bir keyword ile karşılaştık yolda. Fashion tech. Ve dedik ki evet burası bizim yerimiz. Biz fashion tech ürünüyoruz. Ve biz fashion tech olduğumuzun iletişimini yapmaya başladık. 2014 sonunda Intel Global Challenge'a gitmiştik. Intel Challenge Türkiye birincisi olmuştuk. Global Challenge'a gitmiştik. Orada yarı finalist olduk ama daha fashion tech'i implement etmemiştik. Daha duymamıştık. Lifestyle'dan bahsediyorduk sadece. Bunu duyduktan sonra CES'e gittik. CES'te çok önemli bir fashion eventine davet edildik. Onlarla iletişime geçtikten sonra Türkiye'den
önemli bir modacıyla beraber gittik. Ece ile beraber gittik. Ve oraya gittikten sonra yönümüzü belirlemenin rahatlığıyla hız almaya başladık. Bu sefer Paris'te bir moda yarışmasına davet edildik. O moda yarışmasında birinci olduk. Ve ondan sonra Hollanda'daki çok önemli, Avrupa'nın en büyük birkaç hardware inkübatöründen, akseleratöründen bir tanesi Hightech Excel bizi davet etti. Hardware akseleratörü olması da çok önemli. Çünkü senin de söylediğin gibi hardware app yapmaktan çok farklı bir şey. Yani biz iki arkadaş 6 ay boyunca evde oturduk, makarna yedik. Şimdi 1000 kullanıcımız var. Bunların 6 tanesi ödüyor ama şöyle bir traction diyemiyoruz. Bizim fabrikayla uğraşmamız lazım. Manufacturing süreçleriyle uğraşmamız lazım. Prototiplemeyi elle tutulur şey halinde yapmamız lazım. Ama bizim için çok avantajlıydı. O yüzden biz onların davetiyle Hollanda'ya gittik. Şirketi Hollanda'da kurduk. Bir Dutch şirketi PAO. Startup vizesi uygulamasına başlamışlardı onlar. Ben o vizeyi alan 4. kişiyim dünyadaki. O vizeyle Hollanda'ya taşındım ben. Ve PAO bir Dutch startup'ı oldu. Hayşin bir tane çok güzel yanı da şu oldu. Ben mühendis arayıp duruyorum ya ve sürekli hayal kırıklığı yaşıyorum. O olmuyor, bu olmuyor falan filan. Hollanda'da CTO'mu buldum. Ve kendisi bir Türk. Harika. ODTÜ Fizik Terk, Bilkent Elektronik mezunu bir Türk, bir manyak. Ve biz orada birbirimizi bulduk. Ve bir anda hız almaya başladık tabii. Pekala. UX alanında etkileşim tasarımı. Gene unuttum. Alanında. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bir de niye Türkiye ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Türkiye'nin sıkıntılı ruh halleri yaşadığı dönemlerin en kötüsünde ben burada değildim. Hollanda'daydım. Ve Hollanda'da çalışıp o işleri yapmaya çalışırken kendimce daha önce sahip olmadığım, başkalarının sahip olmadığı demek istemiyorum. Hatta başkalarının sahip olmadığı demek istemiyorum. Benim daha önce sahip olmadığım bir perspektife sahip oldum. O da şu ki, evet burada biz bir dolu sıkıntıyla karşı karşıyayız, bir dolu dert yaşıyoruz. Ama unik bazı avantajlara da sahibiz burada. Mesela networking kelimesi hep bana batardı. Networking gibi. Ne kadar çirkin bir laf, halen daha da batıyor ama networking orada yapılması gereken bir şey. Çünkü insanların doğalı oturup konuşmak değil. Ne haber ya, ne yapıyorsun değil. Ben orada gene akseleratörden harika bir startup olan, gene tasarımcı olan, yani düşün ne kadar yakın olmamız lazım, bir arkadaşımla karşılaşıyorum markette. Ve ne haber diyorum, bir şey, yeni ofise geçtik diyor. Ya duydum, bir uğrayacağım diyorum. Tak telefonu çıkartıyor. Gelecek hafta çarşamba saat 1.30'da 1.45 arası. Abi öyle bir şey değil. Ben oradan geçerken ne haber, uğruyordum, bir çayını içeyim. Şimdi burada onun getirdiği bir avantaj var. Gerçek bir collaboration olanağı var. İnsanlar sürekli birlikte ne yapabiliriz diye samimi olarak bakıyorlar. Çünkü birlikte bir şey yapmak istiyorlar. Meksika'da da aynı şey var. Meksika'da da adamın biri seninle iş yapmadan önce sana dair iyi hissetmek istiyor. Ve diyor ki önce yemeğe çıkacağız, içeceğiz, muhabbet edeceğiz, sonra işi yaparız. Şimdi Nordik bir yerde kültür çok farklı. Orada networking yapılması gerekiyor. O yüzden ben kendime bir görev edindim. Ve buradaki herkes bu sıkışmışlık hissiyle, sanki vize aldığımız için biz yurt dışına çıkamıyoruz. Bir şey olsa bir daha çıkamayacakmışız gibi bir his var. Halbuki öyle değil. Senin için de, benim için de, bu bloğu takip eden bir dolu insan için de kafaya koyduktan sonra 6 ay. Ben gitmek istiyorum. Ben öyle dedim. Öyle bir ruh halindeydim. Frustrate olmuştum burada. Ben gitmek istiyorum dedim. Ve bunu dedikten 5 ay sonra Hollanda'daydım ben. Bu rahatlığa sahip olduğumuz zaman da şöyle oluyor. Ya benim yaşayabileceğim yerlerden bir tanesi de İstanbul aslında. Ha, burada olmak zorunda değilim. Burada yaşayayım. Tamam o zaman. Ben çok özledim İstanbul'u. Ve bu mesajı taşımak istiyorum. Sürekli insanlarla bunu konuşuyorum ben. Sıkışmış değiliz. Burada olmak bir tercih olabilir rahatlıkla. O yüzden ben burada da ilk bir sene hiç vakit geçiremedim burada. Tamamen Hollanda'daydım. Ama şimdi Türkiye'de maksimum şekilde vakit geçirmeye, diğer startuplarla işbirliklerine gitmeye, onlara yol göstermeye, şimdi İmece ile beraber bir şeyler yapma ihtimalimiz var. Onlara destek olmaya, sadece startuplar da değil, buradaki bir şey yapmaya çalışan insanlara oradaki know-how'u getirmeye. Çünkü orada çok güzel bir know-how birikmiş durumda startup konusunda. Hatta project management konusunda, business management konusunda çok rahat ettiğim yanlar da var. Ama onu getirmeye ve iletişimini kurmaya niyetim var. O yüzden buradayım gene. İki tarafın da en iyi yanlarından faydalanmak istiyorsun. Elimden açıkçası. Geldiğince evet. Pekala. Eminim bizi takip eden insanlar, takipçiler arasında da
tasarım kökenli girişimciler veya girişimci adayları vardır. Onlara bir tek şey önermek istesem bu ne olur? Düşman almayın karşınıza olur. Bu ne demek? Tasarımcılarla mühendisler, tasarımcılarla pazarlamacılar, tasarımcılarla finansçılar, mühendislerle finansçılar, bunlar birbirinin doğal düşmanı dünyada. Ve büyük bir yapının içindeyken biz o doğal düşmanlarla mecburen belli güreşmelere giriyoruz. Çünkü biz tasarımcılar olarak, biz de bir grup oluyoruz zaten. Bir şey yapmaya çalışıyoruz, onlar ama bir şey yapmaya çalışıyor. Startup yapıyorsak böyle bir şansımız yok. Ve hep beraber tek bir vektör üretmeyi başarmamız gerekiyor. Ve onlar bazı şeyleri bizim anladığımız gibi yapamıyorlar. Göremiyorlar. Aptal olduklarından değil. Biz de bazı şeyleri onların göremediği gibi yapamıyoruz. Biz aptal olduğumuzdan da değil. Biz bir ekolün içinde gittiğimiz için, onlar başka bir ekolün içinde gittiği için. Ama anlamlı yanları karşılıklı olarak var. Yani ben harika mühendislerle bir şey yapıyorum şu anda. Ve onlar olmasaydı yapamayacağım birçok şey yapıyorum. Benim aklıma her şey gelmiyor. Yani şu anda PAO, bu birazcık aslında gizli bilgi olması gerekiyor da neyse artık, hani bu başladığım cümleye. Şu anda PAO machine learning yapıyor. Yeni prototipimiz şu anda Hollanda'da harika ekibimiz tarafından geliştirilen, daha geçen hafta bununla ilgili bir neredeyse kutlama yaptık. Machine learning yapan bir prototipimiz var. Bu benim aklıma gelemez. Ben bir tasarımcı olarak ilk algoritmaları yazdım, bilmem ne ettim falan filan da haddimi de bilmem lazım. Bir yere kadar. Yani birisi Photoshop'ta crop yapabiliyor diye Photoshop kullanabiliyor değil ya. Ben de haddimi bilmem gerekiyor. Ve bu insanların katkısıyla. Marketingin bu işin içerisinde çok intristik bir şekilde olması gerekiyor. Ama burada mümkünse yine Ken Segal gibi bir abi bulalım. Ve öyle bir iletişim kuralım. Yani yalan söylemek üzerine değil de, make people want something değil de, make something people want yapalım mümkünse. Ama bunlarla düşman olmasınlar. Onlar beni hiç anlamıyor. Biz tasarımcılar böyleyiz diyerek, kendimize duvar örerek, diğerlerini ötekileştirerek, öteleyerek o ekibi kuramayız. Ve bulabileceğimiz herkese ihtiyacımız var. Pekala. Konuğumuz olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım PAO ve giyilebilir cihazlar önümüzdeki süreçte çok daha yaygınlaşır ve hepimizin kullandığı ürünlere dönüşürler. Umarım insanlara fayda veren ürünler haline geliriz gerçekten. Gerçekten bir şeyleri değiştiren, onlar için bir adım attıran bir hale geliriz. Onları güçlendiren. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sherpa Blog'da tasarım sohbetlerinde Halit Soysal'la beraberdik. PAO hakkında konuştuk. Tasarım sohbetlerinin sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.